9.03'ü gösteriyor saatler. Manşet Artı programıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Stüdyo konuğumuz gazeteci Aytuğ Türkkan bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese günaydın. Günaydınlar. Evet, haftanın son günündeyiz ve genel bir değerlendirme yapalım dedik. Haftanın son günü ama sanki ikinci günüymüş gibi bayram sonrasında. Kimileri için de bayram tabii devam ediyor. Bu arada bu program yaz döneminde herhalde sen de hayırlı olsun değilim şey içinde dönemsel olarak. İyidir böyle ekranda yüzlerin zaman zaman sirküle olması izleyici için de programcılar için de güzel oluyor. Teşekkürler. Evet hafta yani bu hafta zaten genel olarak baktığımızda bayram haftası. Sakin geçen bir hafta. Dolayısıyla çok siyasi gündem iç ağırlıklı yani iç konular ağırlıklı çok bir tartışmamız olmadı. Genelde bayram rehavetiyle geçti. İşte bir bayramın başında meydana gelen trafik kazasıyla ilgili bir süreç var. Onunla ilgili bir yargılanma talebi var. Bunun dışında bakıldığı zaman ki bana göre de haklı bir taleptir bu. Yani bir şekilde bir suç varsa onun cezası çekilmesi gerekir. Bunun prosedürü de neyse o şekilde uygulanıp gerekli cezai yaptırım yapılması gerekir. Ama onun dışında baktığımızda genelde yani Kıbrıs sorunu bağlamlı bir tartışmanın içerisindeyiz. Yani biraz salt gündemden uzak duracaksak yani iç konularla ilgili dediğim gibi çok evet. Bir şey yok. Daha çok Rum basını kaynaklı Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerin yarattığı bir gündem var. Ama o da Kıbrıs'ta özellikle kuzeyde yaşayan insanları ne kadar ilgilendirir Kıbrıs sorunu bağlamındaki tartışmalar. O da ciddi bir tartışma konusu olabilir. Ama asıl gündemimiz yani şu anda baktığımızda dediğim gibi Kıbrıs sorunu bağlamındaki gündem evet. Gibi görünüyor. Bu noktada bu Rum yönetiminin yaptığı yargılama özellikle dikkat çeken haberler arasında son zamanlarda ve manşetlerde kendine hep yer buldu. Ve tabii bunu aslında Kıbrıs sorununun haline yönelik de kullanılacak bir done olarak değerlendiriyor gazeteler diye görüyoruz. Tabii ki yani zaten konu tamamen Kıbrıs sorunu odaklı bir konu. Konu aslında ekonomiye odaklı değil ama etkisi ekonomiye odaklı olacak elbette. Rumlar anlam planı döneminde de böyleydi. Yani ikinci bir süreci yaşıyoruz biz aslında bu konuda. İlkini hatırlayalım. 2002-2003 o siyaseten çok hızlı geçen, çalkantılı geçen yılların hemen arkasından anlam planına evet denmesiyle birlikte bir inşaat patlamasıyla karşı karşıya kalmıştık ve ekonomiye çok ciddi bir katkısı olmuştu. Yine aynı şekilde çevre tartışmalarını yaptığımız bir süreçti. Evet. O dönemde de Rumlar çeşitli gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoluyla gerek bu tarz tutuklama tehditleriyle o süreci berhava etmek için oldukça uğraş verdiler ve belli bir noktaya da getirdiler. Artı bizim kendi içeride yapmış olduğumuz yanlış tartışmalar ki bugün hala yapıyoruz. O önden hiç ders almadığımızı açıkça 2003-2004 sürecine baktığımızda ve bugüne baktığımızda aradan 20 yıl geçmesine rağmen orada yanlışlarımız neyse burada da benzer şekilde devam ediyoruz. Biz kendi içimiz yani müteahhitlik sektörü açısından konuşacak olursak ama Kıbrıs sorunu bağlamında baktığımızda Rumların o dönem koyduğu argümanlar neyse aslında bu dönemde aynı. Ve bunu bir şekilde işte Talat Kürşat'la birlikte başlayan sonrasında da orijini İsrailli olan ama bir KKTC vatandaşı olan Simon Aykut'a da yönelik olarak bir süreç götürüyorlar. Şimdi ben bu konunun yani nihayete varacağını düşünmüyorum. Aynen Akan Kürşat'ta olduğu gibi Simon Aykut'ta da bir süre sonra serbest kalacak. Çünkü birçok yargı kararları var. Yani işte bizim muhalif bakış açımız şunu der. İşte Rum'un malını dağıttınız. Aha şimdi çekin şeyini. Ama hiç pratikte öyle değil. Çünkü arada bir savaş var. Aradan geçen 30 küsur yıl var. Hatta 50 yıl var. Yani 74'ten bu yanı. Evet. 50 yıl var.
Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararlarında işte 6 yaşına kadar o evin içinde yaşamış bir Rum var örneğin. Ama bir de 50 yıldır o evde yaşayan bir insan var. O da Kıbrıslı Türk. Şimdi son mahkeme kararlarında diyor ki tamam bu ev senin olabilir. Sen 6 yılını geçirdin bu evde ama duygusal bağın yoktur senin bu evden. Ya da işte 10 yıl geçirdin sen. Bu tarafta artık o evin içerisinde 50 yıl geçiren kişinin de birincil hakkı var. Yani dolayısıyla pratikteki işte Rum'un malını aldınız, yağmaladınız da satıyorsunuz, şimdi de çekin gibi değil konu. Hı hı. Hukuken de böyle değil. Bu Rumların işte patlayan bir şey var. İşte anlam planında olduğu gibi. KKTC ekonomisine ciddi bir sıcak para giriyor. Rum bunu görüyor ve bundan rahatsız oluyor. Onun haricinde farklı ülkelerden insanlar ve artık gelir düzeyi iyi insanlar Kuzey Kıbrıs'tan mülk alıyor. Şimdi bir yerden mülk aldığınız zaman belli bir süre sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra vatandaşlık haklarınız oluyor, çocuklarınız orada belki doğuyor. O ikinci bir yurdunuz oluyor sonuçta bir yerden mülk aldığınız zaman. Asıl korku budur. Yani farklı İsrailli olsun, Rus olsun, farklı ülkelerden insanların Kuzey Kıbrıs'tan ev alıp buralarla bağ kurmaları Rum yönetiminin de ikinci derecede rahatsız eden konu. İlki ekonomiktir, ikincisi de budur. İşte bizim mallarımız artık o dediğim gibi yani hukuken de öyle değil o iş. Aslında ellerini zayıflatan bir unsur haline gelecek. Hem aslında toplumun yapısına bakacak olursak daha çok Hristiyan kökenli bir kesim var güneyde. Kuzeyde daha çok Müslüman bir kesim var. Bunlar bile bir zıtlık yaratan durumdadır. Ve bunlar çoğu zaman kullanılır unsurlardır. Hani birbirini hedef alma konusunda. Tabii aslında biz aynı coğrafyayı yaşayan iki farklı, hani derler ya Kıbrıslıdır evet. Burada yaşayan. Aslında Kıbrıslı diye bir ifade olmaması lazım. İfade değil, yoktur yani. Kıbrıslı yok. Kıbrıslı Türk var, Kıbrıslı Rum var ya da Kıbrıs Türk'ü var. Bu siyasi bir söylemdir. Hı hı. Bana göre Kıbrıs Türk'ü var, birine göre Kıbrıslı Türk var. Yani bunlar olabilir, nüans farkları ama özü şu, Kıbrıslı yoktur. İki farklı toplum, iki farklı dil, iki farklı din. Yani kültürel değerleri aynı coğrafyada olduğu için benzer olan ama dini, dili, ırkı farklı olan, yani biri Elendir, biri Türktür. Evet. Yani tamamen farklı iki ama bu coğrafya ikimizi de buraya da, iki toplumu da burada yaşamaya mahkum etmiş durumda. Dolayısıyla Rumların bir türlü yönetim anlamında kabul etmediği ya da onları rahatsız eden konu işte Kuzey Kıbrıs yükselmesin, refah elde etmemesi gerekiyor oradaki yaşayan insanların ki sürekli olarak biz aynı şeyi tartışalım. Yani eğer siz bir çözüme imza atmazsanız yok olmaya mahkumsunuz. Yani Kıbrıslı Türklere dayatılan 50 yıldır budur. Ya bizimle beraber işte Avrupalı olursunuz ya da yok olup gidersiniz. Ama pratikte böyle değil işte. Yani bir taraftan da evet bu ülke gelişiyor. Bu gelişme hatta içeride bizde sıkıntı da yaratıyor. Yani çok nüfus geldiği zaman ki son dönem budur olan. İşte insanlar ev alıyor, mülk alıyor. Evet. Ama altyapıyı yetiştiremiyoruz, yapamıyoruz. Milyonlarca TL değerinde ev satıyoruz. Ama o evin bir kanalizasyonu yok örneğin. Ya da düzgün akabilen bir şebeke sistemi. Yok yani bu elektrik sistemi. Dedim ya biz yanlışlarımızdan hiç ders almadık. 20 yıl önceki yaptığımız yanlış neyse bugün de aynı şeyleri yapıyoruz. Yeni yeni ufak tefek dokunuşlar var. Bir takım doğru dokunuşlar. Geç kalınmış ama doğru dokunuşlar. İşte yabancılara mal satışından ekstra bir %6 alıp bunları fonlara dağıtmak, Kıbrıslı Türkler için sosyal konut projelerine bir kaynak yaratmak. Ya da malların Türkleştirilmesine yönelik olarak taşınmaz mal komisyonuna bir kaynak yaratmak gibi 20 sene önce yapmamız gereken ama daha henüz yeni yasallaştırdığımız, geçtiğimiz yani bu parlamento dönemi içerisinde yasallaştırdığımız doğru işler var. Ama bunların etkileri bir 10 sene içerisinde gösterecek kendini. Yani o fonlar birikecek de işte
Kıbrıs Türk gençlerinin ev alabilmesine yönelik olarak bu kaynaklar kullanılabilsin. Oysa hadi geçtim 20 sene yandan plan dönemi ama 10 sene önce yapılmış olsaydı, 5 sene önce yapılmış olsaydı, 3 sene önce yapılmış olsaydı en azından bu şey başlamaya, yani bu hareketlilik, konutlardaki bu şey acayip yükselmeler başladığında yapılsaydı bugün bambaşka bir noktada olabilirdik. Çünkü Rumların farklı konulardaki hassasiyetiyle içeride bizim yaşadığımız bazı korkular birleşiyor. Yani şöyle birleşiyor. Rumlar aman yabancı güneye, kuzeye gitmesin korkusu bizde korkusuna dönüştü. O kadar çok yabancı geliyor ki artık gelmesin. Evet. Yani bir noktadan ortak noktaya gelmişiz. Halbuki birinin bakış açısı ekonomik olarak yükselmesiyle alakalı duyduğu sıkıntı. Bizim de bakış açımız ya bu kadar insan geliyor bir türlü biz bunlarla iç içe de giremiyoruz. Entegre de olamıyoruz. Artı altyapı sorunları var. Yani 1974-75 dönemlerinde Türkiye'den gelen nüfus nasıl ki çoğu yerde get dolaşıp işte biz surlar içini 74'ten bugüne çözmeye başladık daha. Yani 50 yılda son 5 yıldır surlar içine Kıbrıs Türkler gitmeye başladı. Çünkü biz orayı terk ettik. Bir getto halinde bıraktıydık. Ya da işte belli başlı ülkenin çok güzel yerlerinde hep 74-75 den gelen insan nüfuslarını koyduk. Çünkü evet. O zaman bizim beğenmediğimiz yerlerdi bunlar. İşte Tatlısu'ydu, Esentepe'ydi bilmem neydi. Şimdi oralar cazip hale geldi. Yani şu anda da örneğin İskele'de bambaşka bir dünya var. Biz yokuz orada. İskeleliler bile yok orada. Bırak bizi. Lefkoşa'dan falan. İskeleliler bile yok o dünyada. Evet, daha çok yabancı. Bir get dolaşma var. Evet. Kendi kendine yaşayan bir şey. Bunlar çok tehlikeli işler. Yani çünkü bir ülkeye gittiğinizde oranın kültürel yapısıyla entegre olmazsanız ciddi sıkıntılar doğar. Şu anda da bu gibi sıkıntılar var. Yani çocuklar okullara gitmeye başladı. Bir sınıfta 40 kişilik sınıfta 10 tane Kıbrıs Türk var. 30'u yabancı. Bu olmaz. Bu oran çeşitli okullarda değişebiliyor. Tabii aslında. Yani yoğunluğa göre değişebiliyor ama bunlar belli şeyden geçmesi gerekiyor ki en azından bir dil değil mi? Yani dilini öğrenip gelsin sınıfa. Evet. Türkçe'yi öğrenip gelsin sınıfa. Buna da biz daha yeni başladık. Yani bu sene başladık. Yani o kadar çok geri kaldık ki bazı şeyleri yapmada bunların yarattığı sıkıntılar var. Peki bu geri kalmışlığa daha çok sebep olan şey hani aşağı yukarı bir 6-7 yıl içerisinde değerlendirme yapacak olursak biz daha çok gözümüzü Maraş bölgesine yönlendirdik. Sanki adanın herhangi bir yerinde herhangi bir konuda girişim yapmamıza gerek yokmuş gibi mi davrandık acaba? Maraş bölgesinin halka açılması, Maraş bölgesinin kullanılması ve bu bölgeden elde edilecek işte sosyal gelir veya o bölgeye insanların yerleşimi konularını çok fazla mı dert ettik acaba? Yani Maraş tabii ayrı bir konu. Ben Maraş'ın kullanıma yani açılabileceğini düşünmüyorum. Yani gezme amaçlı evet açarsınız ama orada bir mülkiyet sorunu var. Yani o Kıbrıs'ın geneliyle alakalı bir durum. O mülkiyet sorununun aşılması biraz daha kapsamlı bir konu. İçinde Birleşmiş Milletler'in olduğu falan bir nokta. Dolayısıyla biz Maraş'a bir ehemmiyet verdik bir dönem. Bana göre doğruydu da. Sonuçta bir açılımdır ama bunu şöyle aktarmak belki biraz iddialı oldu. İşte Maraş'ı açtık. Biz Maraş'ı sadece gezi amaçlı bir kısmını açtık. Turistik amaçlı açtık ki çok doğruydu. Yani işte atıl durumda kalan biz hatta Maraş'ı daha da iyi tanıtmamız lazım. Sırf Maraş için, sırf Maraş'ı gezmek için bu ülkeye gelecek belki de binlerce turist olur. Eğer duysalar, bilseler. Evet. Avrupalı turistin bu tarz işte dark turizm diyorlar buna. Savaş sonrası oradaki şey yani o görsel durumu sırf onu görmek için gelebilecek insanlar var.
biz Maraş açılımını yaptık. Bir noktaya kadar da getirdik. Orada da kaldı. Orada da kalacak zaten. Onun yerleşime dönmesi çok daha farklı işler. Çünkü bir takım yani Kıbrıs Türk tarafının himayesinde açılacak. Ama toprakla ilgili sorun var. Altyapılarla ilgili sorun var. Mülkiyet yapısıyla ilgili sorunları var. Dolayısıyla daha ileri gidecek bir pozisyonu yok. Bu noktada kalır. Ama bununla ilgili Türkiye karar verirse buradaki yönetimle birlikte, yani biz Maraş'ın hayata açılması noktasında, çünkü o bize ait bir noktadır Maraş. Yani Kıbrıs Türk tarafının kontrolündedir. Her ne kadar bu BM askeri ara bölgede olsa da Maraş bizimdir. Burayı açacaksak eğer biz, işte o zaman az önce dedim ya TMK fonları falan, o zaman TMK'yı çok güçlü tutmanız lazım. Çünkü sizin Maraş'ı Türkleştirerek açmanız gerekir. Yani Maraş'taki Rum mallarını önce TMK yoluyla karşıdaki sahiplerinden devşirmemiz lazım. Evet. Almamız lazım tapularını ki sorunsuz ve tartışmasız kullanıma açabilelim. Diğer türlü sıkıntı doğurur yapılacak olan, atılacak olan adımlar. Tabii onun içinde meblağlar nedir? Milyon milyon isterlinlerdir bunlar. Öyle kolay işler olduğunu düşünmüyorum. Hele böylesi bir ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde işte Maraş'ı aşmak için şey 100 milyon isterlin, 200 milyon neyse artık şeyi, değeri bunu harcayabilecek bir kaynağın olduğu kanaatinde değilim. Onun için böyle devam edecek Maraş muhtemelen. Şimdi Maraş'ın açılması hayaliyle, açılması durumuyla birlikte oluşan bazı hayal dünyaları vardı ve çeşitli iş insanları da Karpaz'a, İskele'ye ve çeşitli yakın civarlarda benzer bir şeyler mi hayal ettiler acaba? Hani nüfus oraya yönlendi, daha çok oralara inşaat sektörü gelişti. Yani inşaat sektörünün cazip hale geldi. İnşaat sektörünün o noktalara gelişmesi doğal aslında. Çünkü bizim çok güzel bir doğamız var. Yani o bölgelerde bakirdi evet. Bu bölgeler. Ve işin bir noktası da şu, işte Kıbrıs sorunun yarattığı belki de bir bize göre olumlu diyeceğim ama aslında totalde baktığımızda, devlet açısından baktığımızda olumsuz bir nokta neydi? Mallarımızın değeri düşüktü. Evet. Bizim. Yani güneyde, Güney Kıbrıs'ta deniz kenarında bir mülk atıyorum 10 milyon isterline satılırken bizde 1 milyon isterline satılırdı. Neden? Çünkü denirdi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki topraklar sıkıntılıdır. Mülkiyet sorunu vardır. Evet, mülkiyet ama sorunu var. Ulaşım sorunu son var. Dönemde bu aşıldı. Yani en azından şey olarak aşıldı. Yani adam şunu diyor yatırımcı. Ya ben 100 milyon atacağım buraya. 1 milyon gelir alacağım. Yani 100'den 100 katını kazanacağım diyor. Riske ederim ben 100'ü. Adamın zaten parası var. Evet. Yani dış yatırımcıdan bahsediyorum özellikle. Ben riske ederim diyor. Varsın tartışmalı olsun şeyi, toprağı. Bir, iki, aynen örnekler. Bir, ikiden onlara 20'lere, 30'lara yerli sermayede bundan şey alarak, biraz güvence alarak bir anda işte mülkiyet tartışmaları gölgede kaldı, patladı gitti sektör. Evet. O yüzdendir bu Rum'un çırpınması zaten. İşte Akan Kürşat'ı durduk yere tutuklatma ya da bu Simon Aykut'un gözünü korkutma. Çünkü bu adamın muazzam bir yatırım. İskelenin yarısını inşa etmiş yani. Yüzlerden bahsettiğimiz bir rakam. Yüzler sadece bir sitede. Evet. Yani 4-5 tane sitesi var. Yani yüzlerce konut var. Yani dediğim gibi tekrar bir iskele inşa etmiş adam. Dolayısıyla böyle bir noktada onu, tabii bunlar kolay işler değil Rumlar açısından. Yani şimdi Rumlarla İsraillerin arası yani İyi. Sıcak. Evet. Dolayısıyla bu işler ülke arası diplomasiyi de hareketlendirecek işler. Peki stratejik bir hamle olarak görmek mümkün müdür aslında İskele bölgesinde yapılan inşaat?
ve gelişme, işte o bölgeye yerleşen kesim, nüfus dikkate alındığı zaman acaba stratejik bir girişim olarak değerlendirilebilir mi? Yani stratejik derken hani hangi oraya, anlamda? Oraya yerleşen kültür bakımından bakalım. Daha çok yabancıların tercih ettiği, daha çok İsrail kökenlilerin tercih yani biraz ettiği bir alan olarak. Öyle görüyor. Neden? İşte çünkü Simon Aykut yapmış oraya ilk yatırımları. Hı hı. Aslında ben stratejiden ziyade, çünkü bu büyüyerek devam ediyor Karpaz'a doğru. Yani mesela yeni yatırımları Simon Aykut'un Karpaz tarafında. Hatta Tatlısu tarafında. Evet. Yani ben çok stratejik olarak değil, çok ciddi bir kazanç var burada. Yani çok ucuza mal edip pahalıya satıyorsunuz. Dediğim gibi risk aldı ilk zaman. Ben risk alayım dedi. O kadar büyüdü ki, o kadar kazandı ki. Şimdi adanın diğer noktalarına bırakın. İskele, Karpaz, Tatlısu'yu falan geçtik. Artık Gemi Konağı ve Şelefke'ye doğru açılan bir başka sahil şeridi var. Oralar da gidiyor yani. Rum'a göre pazar payı artık küçüldü, neredeyse yok ediliyor gözüyle algılanıp herhalde böyle. Nasıl? Bir Rum tarafından. Yani Rum tarafı dediğim gibi yani bunun önüne geçmesi lazım. Çünkü orada kuzeyde şey var yani, patlama var. Yani bu onları rahatsız ediyor. Kuzeydeki her olumlu nokta neyse o Rumları rahatsız eder. Çünkü Rum bakış açısı şudur, Rum yönetiminin bakış açısı, Kıbrıs'ın kuzeyindeki topluluk aç ve susuz kalması gerekir. Çünkü başka türlü çözüme yaklaşamaz. Refah içine girerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumu, o refahtan mutlu olur, mutlu olduğu zaman da senden uzak durur. Dolayısıyla illaki köhne, geri kalmış bir yapıda kalması gerekir kuzeyin. Bu olmadığı zaman çeşit türlü diplomatik yollarla ne varsa burada, örneğin düşünün, işte Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu geliştirmek istiyor. İşte Cumhurbaşkanı davet ediliyor falan. Mesela bizim Kuzey Kıbrıs'ta bunu çok kale alan kesim yoktur. Doğrudur. Yani der ki insan ne olacak ya, Azerbaycan, işte Özbekistan falan der. Umurunda değil çok. Ne için Rumların umurunda ama? Yani bir de böyle bakmak lazım. O bir dünyaya açılan kapı olarak. Rum yönetimi diyor ki bu ne oluyor ya? Yani Kuzey Kıbrıs falan, oralarda bütün diplomatik girişimleriyle Cumhurbaşkanlığının buradan Azerbaycan'a gitmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Oralarda işte gözlemci üyeliğin artık oldu o. Yani önüne geçemedi. Daha farklı işte asli üyeliğe veren dönmemesi için bir sürü diplomatik girişimler yapıyor. Bizim umurumuz o. Biz küçümsüyoruz bazı şeyleri. Evet. Ama Rumlar her şeyi gereğinden fazlasını da kale alarak yapıyor. Yani sen Türk değilsin. Türk devletlerinden bir alakan yok bakıldığı zaman, değil mi? Evet. Yani Güney Kıbrıs'ın. Sana ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üyeliğinden? Ama kesinlikle önüne geçmek için var etmek istemiyor hiçbir zaman. Yani Kıbrıs'ın kuzeyindeki yapıyı, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz, onlar işte işgal bölgesi diyor. O yapının var olmaması gerekiyor hiçbir şekilde. Var olacak her adım atıldığı zaman da gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek kültürel, gerek sportif. Neden bırakmıyor sizin sporcularınızı? Yani bunda bile bazı kesimler Türkiye'yi suçlar. İşte ambargo altında çocuklarımız Türkiye'den başka hiçbir yere gidemez maç yapmak için. Bunun müsebbibi Rum tarafıdır. Bunun sorumlusu. Bırakmıyor çünkü. Gittiğiniz zaman bazı branşlarımız var mesela bizim. Rumların da aklı kesmeden bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gidip o uluslararası branşlara akredite olmuş. Mesela bilardo gibi. Evet. Daha Rumların aklı kesmeden bizimkiler yapmış. Ondan sonra gidip oraları karıştırıyorlar. Orası işte tanınmamıştır da şudur bu, ama artık akredite olan olabiliyor, yapabiliyor. Ama her şeyde, yani spordan, kültürden, siyasetten, sanattan fark etmiyor. Nerede olursanız olun, sizin orada olmamanız için elinden geleni yapmaya çalışan bir yapı var. Bizim toplum olarak aslında birazcık hani bu kötü düşünme, olumsuz düşünme, ümitsiz davranma gibi algıdan çıkmamız gerekiyor sanki. Yani birçok şeyle ilgili kaygımız olabilir elbette. Yani
işte nüfus yapımız aman azalıyoruz. Bunlar kaygılar olacak elbette. Ama şunu da bilmemiz gerekir. İşte burada devlet yönetim mekanizmalarının ciddi yasalarla, koruyucu tedbirlerle yol alması gerekir. Orada bizim eksikliklerimiz var bazı noktalarda. Yoksa şunu bilmek gerekiyor. Nüfus yoksa para yok, para da yoktur. Evet. Nüfus yoksa ekonomi de yoktur. Nüfus gelmesin, istemiyoruz dışarıdan kimseyi, tamam. Ama her ay başına 100 milyar cebimize isterik. Devlet ödesin bir şekilde. Ya da bu şeye göre değişir işte, ekonomik duruma göre. Peki kaynak. Tamam. Türkiye'de verecekse bile bize bir şey söylemesin. Var mı dünyada böyle bir model? Yani mesela IMF'den para alacak dünyanın herhangi bir ülkesi ve diyecek ki IMF'ye, bak parayı alıyorum ama bana bir şey söylemeyeceksin ha. İstediğim gibi harcayacağım parayı. Var mı dünyada böyle bir model? Yok. Bizim talebimiz bu ama. Yani hem ekmek bütün hem köpeğin karnı tok olacak. Böyle bir dünya yok. Bu talep gerçekçi değil. Ama nedir? Evet, nüfus olması gerekir. Nüfus gelmesi gerekir. Bunun doğru planlanması, doğru noktalar, işte az önce bahsettiğimiz gibi get dolaşmalara izin vermeden, gerekli altyapı çalışmalarını yaparak, nüfus politikasını oturtarak. Çünkü bizim öyle bir yasamız var. Yasa olarak söylüyorum. 5 yıl bir İlkan şeyiniz edin. Yoksa suç unsurunuz, yüz kızartıcı bir şeyiniz yoksa 5 yıldan sonra vatandaşlık alma hakkınız doğuyor. Verir demiyor. Ama alma hakkınız doğuyor. Hükümetler gelip bunu pratikte işte kimi 10 mühür yapıyor, 5'i 10 yapıyor, kimi 12 yapıyor falan. Ama o da yasal çerçevesi yok. İşleyiş öyle. Bizim bir daha nüfus politikamız yok. Yani bunlar ciddi eksikliklerdir. İşte altyapı, yani bir adam bir evi yaparken altyapısında belediyenin planlayıp gerekli devletin mercileriyle yapılması gibi, yani birçok konu var. Eksik bıraktığımız, sıkıntı yaratan konular. Bunlar olduğu için haliyle insanımız da tepki duyuyor doğal olarak. Yapılmayanlar bunlar. Yani az önce saydığınız bizim yanlış yönlerde yaptığımız gereksiz tartışmalar vardır demiştiniz. Neleri yapmamız lazım? Hani bir gazeteci gözüyle yaptığınız gözlem, dikkate aldığımız zaman biz dışarıya karşı yapmamamız gereken şeyler var dediniz. Ya şimdi bu her konuda toplum olmanın gerekliliğiyle alakalı aslında. Hı hı. Elbette muhalif olunabilir. Yani elbette muhalefette olacak. Ama şimdi siz içinde yaşadığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet var. Devlete inanmazsanız, yani sözüm ona inanmazsınız ama maaşı alırken devletten maaşı alırsınız mesela. Devleti benimsemezsiniz, istemezsiniz, bu tanınmamıştır, şeydir, odur budur dersiniz. Ama devletin bütün nimetlerinden faydalanırsınız. Şimdi bu tezatlık oluşturur. Ya bu devlet doğru, zaman zaman doğru yönetilmiyor olabilir. Sıkıntıları olabilir. Kıbrıs sorunuyla ilgili farklı düşünceler elbette olabilir. Yani hatta olmalıdır da. Kimileri için federasyon olmazsa olmaz örneğin. Yani illaki güneyle bir çözüm. Bu da ancak illaki federasyon olacak diye düşünen insanlar var. Olabilir. Ama gene de o federasyona giderken bu devlet üzerinden gidecek. Yani sen bu devleti ötekileştirip bir kenara atma girişimi yaptığında ferdi olarak, bu sana hiçbir şey kazandırmaz ki. Kazandırmaz. Bu devlet ne kadar güçlüyse, ne kadar ayakları üzerinde durabiliyorsa, karşındakiyle de o kadar iyi pazarlık yapabilin. Dediğim gibi senin eğer hiçbir şeyin yoksa, batmış bitmiş bir noktadaysan, karşındaki de seni doğal olarak Yok sayar. Çok rahat, kolay bir lokma görür. Bak, Türkiye ile su bağlantısı, olası bir enerji nakli bağlantısı. Bunlar buranın çok güçlü ekonomik argümanlara sahip olması anlamına gelir. Su bunlardan biriydi. Evet. Elektrik olacaksa, ki olacağına yönelik bir anlaşma var. Bak, gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneye karşı nispeten üstün olduğu noktalara gelir bu. Çünkü aynı coğrafyadasınız. Yarın bende olan elektriği sana
Nasıl ki şu anda onda olanı biz alıyoruz, bende olan suyu sana. Zaten çözüm dediğiniz şey nedir aslında? Pratikte birlikte yaşayabilme konusudur. Bunlar bu tip şeylerle ancak mümkün olabilir zaten. Evet. Yani ama bir taraf sizden çok üstünse her anlamda onu paylaşamazsınız, o sizi ezer. Peki bir de son olarak hani bu konuyla ilgili Azerbaycan'la yaptığımız temaslar var ve bu temasların ülkeye yansımaları henüz başlamış gibi değil aslında ama olası yansımaları nelerdir? Bizi neler bekler bir gazeteci gözüyle? Şimdi şöyle söyleyeyim, bunlar kolay işler değil elbette. Yani düşünün siz, biz 50 yıl bir masada oturup Rumlar ve Birleşmiş Milletler'le birlikte bir federasyon çözümü konuştuk. 50 yılda yapamadık. Şimdi 3,5 yıldır farklı bir politika güdüyor Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderliği. İki devlet özelinde bir politikamız var. Bunun sonuç vermesi, hani 50 yılda federasyondan sonuç alamadınız, 3,5 yılda ülkeyi mi tanıtacaksınız? Mümkün değil. Bir süreçtir bu ve uzun bir süreçtir. Çok çalışılması gereken meşakkatli bir yoldur. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğu bir yapıdır. Oranın hamisidir. Dolayısıyla bizim politikamızın da ana taşıyıcısı olduğu için, yani Sayın Erdoğan çıkıp Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, son iki genel kurulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın diyor. Dolayısıyla bu yeni politikanın temel taşıdır aslında bu nokta. Bunun bir süreç içerisinde kazanımları olacak. İşte ilk adım gözlemcilikti. İkinci adım olarak şu an ne oluyor? Siyasetçiler, işte bakanlar, oradaki ilgili bakanlarla gidip görüşmeler yapıyor. Sivil toplum örgütleri gidip oradaki sivil toplum örgütleriyle entegre oluyor. Beraber bir şeyler ne yapılabilir konuşuyor. Toplumsal olarak yavaş yavaş Bakü bizim şeyimize girmeye başladı. Yani gidelim bir görelim. Evet. Diyen insanlar olmaya başladı. Bu zaman ve süreç içerisinde gelişecek olan ilişkiler. Bunun ekonomik olarak yansımaya başlamasıyla birlikte biz bunu hissetmeye başlarız. Yani Azerbaycan'dan gelen öğrenci sayısının arttığını gördüğümüzde, evimize gelip kiracı olduğunda, marketimize gelip müşteri olduğunda bu ilişkinin ekonomik boyutunu görmeye başlayacağız yavaş yavaş. Bir anda olmaz bunlar. Evet. Belli bir sürecin sonunda olacak. Ya da işte oradan buraya gelip ev alma, nasıl İsrailli Rus var şimdi. Hı hı. Halivaklı yerinde olan Azeriler belki buradaki bu mülkleri edinmeye başlayacak. Ama bunlar bir günde olacak işler değil. Zaman istiyor, ikili ilişkiler, devletler düzeyinde bir takım al ver, yani işte belki biz narinciyemizi belki atıyorum yani şu an, ya da işte hellimimizi oralara ihraç belki etmeye başlayabileceğiz. Tabii ki unutmayalım, her şey yani siyaset de bir yere kadar ekonomik gerçeklerdir her şeyin belirleyicisi olan. Kesinlikle. Yani siz eğer ürettiğiniz malı pahalı üretiyorsanız ve karşıda bir müşteri iyi niyetle beklese bile derse sana ya Güney aynı ürünü Rum 1 liraya satar, sen benden 3 lira istersen, orada Türklük de bir yere kadardır. Tabii ki. Yani ticaretin dini, dili, ırkı olmaz derler. Dolayısıyla bu tip ilişkilerin gelişmesi zaman alır. Bizim yapmamız gereken işler var. O tarafta yapılması gereken işler var. Belki de bu tip ülkelerle ithalat, ihracat gibi şeylerde fonlardır, kademelerdir, bambaşka şeyler belki yapılması gereken yasal değişimlere ihtiyaç var. Ama şu anda olan nedir? Bir niyet var. Niyetin karşılığı olarak ikili görüşmeler var. Örneğin iki ülkenin iktidardaki partileri, Ulusal Birlik Partisi ve oradaki Bakü'deki şey, Azerbaycan'daki parti ikili ilişkiler geliştiriyor. Şimdi oradan dediğim gibi bu az önce bahsettiğim eksiklikler, aksaklıklar neyse onlar tespit edilip gerekenlerin yapılmasıyla ilgili yol haritaları ortaya çıkacaktır. Bunlar ilerledikçe biz bunu hissedeceğiz diye düşünüyorum. Bu da biraz zaman alacak elbette.
Bu gelişmeler yaşanırken diğer taraftan da İsrail-Gazze savaşı hemen yakınımızda aslında. Evet, dünyada bir başka daha savaş var. Rusya-Ukrayna arasında gelişen bir savaş ve bu savaşın dünyaya yansımaları var. Özellikle gıda sorunuyla ilgili. Ama daha da yakınımızda olan İsrail-Gazze savaşına baktığımız zaman da bizim üstlerimiz... Şahsen, bizim değil gerçi onlar ama. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprakları üzerinde mevcut üstleri de dikkate aldığımız zaman ara bölgede meydana gelen konuşlandırılma ihtimali de söz konusu olan bir durum var. Bir helikopterler için yeni bir üs kurulacağına ilişkin haberler de var. Şimdi bunları da değerlendirirsek biz bir taraftan hani gelişmeye, ekonomiye, tanınmaya, tanıtmaya çalışıyoruz kendimizi ama diğer taraftan da bir başka bir gerçek var. Yani şimdi tabii geleneksel ilişkiler var. Uluslararası ilişkiler bir satranç tahtası gibi. Şimdi yıllardır Rumların Kıbrıs sorunundaki en büyük dayanağı Ruslar oldu. Evet. Her zaman. Anlam planı sürecinde örneğin evet dememeleri ve sonrasındaki sürece baktığımızda hep Ruslar kol kanat gerdi Rumlara. Son dönemde Rusya'nın Türkiye ile yakınlaşması, oradaki farklı ilişki ağının işlemeye başlaması, Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin Rusya ile yakınlaşmasından dolayı biraz daha soğuk bir noktaya gelmesi, dediğim gibi bu bir satranç tahtası. Amerika ile bu kez Güney Kıbrıs'ın daha yakın olması gibi bir durumu ortaya çıkardı. Hı hı. Burada aslında herkes birbirine bir nota veriyor. Evet. Ruslar Akdeniz'e Amerikan inmesinden rahatsız olur. Çünkü ona daha yakın bir coğrafya, kontrol altına tutmaya çalıştığı bir coğrafya. Bunu yıllarca Güney ile beraber yaptılar. Şimdi Güney'in Amerika ile yakınlaşması, işte bir takım silah ambargosunun gevşetilmesi, üst noktasında işte helikopterler konuşlandırılması falan filan, bunlar böyle satranç hamleleri. Çünkü Amerika Akdeniz'de de, Orta Doğu tabii özelinde aslında, Orta Doğu ve Akdeniz'de de daha görünür olma ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla Kıbrıs gibi görünse de öbek aslında çok daha geniş Orta Doğu projesiyle alakalı satranç hamleleridir bunlar. Yani biz kendimizi çok öbekte görmeyelim. Yani aslında enerji kaynakları hedefi. Tabii canım, bir sürü şey var. Elbette asıl enerji. Hı hı. Ama asıl konu Orta Doğu'daki hakimiyetin kimin ne derecede, yani Ukrayna-Rusya savaşı da budur. Diğer İsrail konusu da budur. Tabii orada biraz daha iç konular da var İsrail'de ama hı hı. Genel anlamda bakıldığı zaman bölgedeki hakimiyetin kimde olacağının ve asıl iki büyük gücün kimleri orada kullandığının resmidir bunlar. Ve bu sürekli olarak bu satranç hamleleri değişebilir. İşte daha 3-4 sene öncesine kadar Amerika Türkiye yakınlığı, Rusya uçağını düşüren bir Türkiye falan filan vardı. Evet. Yani bunlar sürekli karşılıklı hamlelerle gelişen konular. Ha ben o şeydir işte Hizbullah'la ilgili falan orada bir, evet, şey olacağını düşünmüyorum. Yani o zaten Rum yönetimi orada bir hamle yapmaz. Girmez o işin içerisine. Zaten dün Risos Dülidis'te açıkladı onu. Ama unutmayalım, buradaki İngiliz üstlerinde ne Türklerin sözü geçer ne de Rumların sözü geçer. Evet. İngiliz üstleri İngilizlerindir. Toprağı da onundur, mülkiyeti de onundur. Onun üzerinde birinin söz hakkı yok. İngiltere'yi bağlar oradaki her türlü şey. Ve bir şey de olacaksa, ki daha önce hatırlarsın yine tartışması geçti aslında. Sadece coğrafik olarak buradayız biz. Kararı tamamen
İngiltere veriyor üsler üzerinden. Oradan istediği uçağı kaldırır, istediği füzeyi de yollar. Maalesef bu da Kıbrıs sorununun bir başka gerçeğidir. Yani adada iki toplum gibi varız ama egemen İngiliz üsleri var. Egemen. Yani aslında üçüncü bir ülke var orada. Biri Rumsa, biri Türkse, üçüncü bir ülke daha fiilen İngiltere'dir. Zaten o yüzden de garantör ülkedir. Ama dediğim gibi yani bu stratejik anlaşmalar falan biraz denge çalışmalarıdır. Satrancın hamleleridir. Hı hı. Değişken de olabilir. Yarın farklı bir takım işler de ortaya çıkabilir. Bunlar daha çok Orta Doğu üzerinden Kıbrıs'ın kullanıldığı, bizim böyle bir genelde maşa gibi kaldığımız konular. Yani ama Kıbrıs özeline bakacak olsa, yani Kıbrıs sorunu özelinden değerlendireceksek, Amerika'nın bu şekilde taraf olması elbette dengeyi bozuyor. Yani çünkü Amerika'nın, Birleşmiş Milletler'in, İngiltere'nin bu gibi ülkelerin denge kuran ülkeler olması lazım. Eğer bir çözüm isteniyorsa iki tarafla da eşit mesafede olması gerekiyor. Ama bu tip hamleler dengeyi bozar. Dengeyi bozan hamleler oluyor. Bu kez zaten uzak olan çözüm çabaları daha da sekteye uğrar Kıbrıs özelinde. Ama dediğim gibi ben bu konuları Kıbrıs'la bağdaştırmıyorum. Çok daha geniş bir perspektiften ele alınması gereken konular bunlar. Kıbrıs burada çerez gibi yani. Evet. Dış dünyayla temasımız bu şekildeydi ama şimdi bizim en büyük kanayan yaramız özellikle yangın. Yaz oldu mu? 50 derecede sıcak oldu mu? Son zamanlarda da artan bir artış var hava sıcaklıklarında. Uzmanlar da uyarıyorlar. Tabii itfaiye müdürlüğü de uyarıyor. Bizim eksiklerimize bir değinelim mi? Hani eksiklerimiz her sene, her dönem konuştuğumuz. Gerçi Sayın Tarım Bakanı konuşlanacak diye bir açıklama yapmıştı yangın helikopteri konuşlanacak diye. Her yaz dönemi yaptığımız tartışmalar. İşte dedim ya biz birçok şeyden ders almıyoruz sürekli olarak. Bizim bir şey rahatlığımız var yönetenler açısından. Türkiye dibimizde. Evet. Bir şey olursa atılır gelir. Yangın helikopterinde de bu böyle. Doğru, bir şey olursa atılıp işte son yangına atılıp geldi ve büyümeden engellendi. Ama Türkiye'de çok orman var. Çok yangın oluyor yazda, özellikle Akdeniz ve Ege Çanağı'nda. Haliyle de zaman zaman, ki bunu daha önce yaşadık, Türkiye'de çok daha büyük yangınlar oluyor ve tüm helikopterler, tüm gücüyle oraya gidiyor. Siz burada kalıyorsunuz bazı zamanlarda. Evet. Bu da bir realite. Dolayısıyla bizim o kadar çok harcadığımız şey var ki devlet bütçesinde kaynaklar. Ya bu yaz döneminde işte Haziran'la Eylül arasında burada bir şekilde ödeyip konuşlandırmamız gereken bir helikopter olması gerekiyor. Bunu yapamıyoruz bir türlü. Bir dönem oldu. Ondan sonra da başka olmadı. Ama en büyük eksikliğimiz bu. Peki güneyde insansız hava araçlarıyla artık yangın söndürmeye müdahale yangınlara müdahale tespit edilebiliyor. Ediyorlar. Gibi haberler de çıktı. Evet yani bilmiyorum burada şey yapmayayım kullanmadık biz ama burada da var insansız hava araçları. Görüntüleme maksatlı. Yani İHA, SİHA'lar duruyor Türkiye'nin şeyde Geçitkale'de. Bunları kaldırıp yeri tam tespit edip oraya direkt müdahale anlamında kullanıyorlar bu küçük aletleri. Bilmiyorum bizde örneğini bilmiyorum ya bildiğim bir şey değil yanlış şey yapmayayım nedir bilgi vermeyeyim. Bizde kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bilmiyorum ama güzel yani askeri teknolojiyi şey içinde kullanmak. İnsan sağlığı içinde kullanmak doğru. Yani burada en büyük eksiğimiz bu. Her sene tartıştığımız konular ve çok şeyiz de. Yani gerçekten bilinçsiziz de toplum olarak da. Çünkü çok etrafı kirletiyoruz. İşte elinizdeki şişeyi attığınız zaman 50 derece sıcakta o şişe yakıyor sağı solu. Bir de şeyimiz var. Kurumlarımız gerçekten layığıyla çalışmıyor. Yani mesela son iki Mersinlik yangını tamamen Kıptek'in işini yapmamasından kaynaklanıyor. Evet. Yani nedir o da? O direklerin, yüksek gerilim hattı direklerin altındaki kuru otlar, kuru otların
dönemsel olarak temizlenmesi gerekiyor. Belli ki bu dönem temizlenmiyor. Yani geçen yılda aynı şekilde yangın çıktı. Bu yılda aynı şekilde yangın çıktı. E şimdi kurum görevini yapmıyorsa ondan sonra siz koşturun şey arayın. Nedir? Yangın helikopteri söndüresiniz diye. Ya da orman dairesinin eskiden kuleleri vardı. Evet. Hatta daha da ileri gideyim. Şeyleri vardı ya, telsiz kamera sistemleri vardı ormanların içerisinde. Onlar sinyal verirdi bir şey olduğunda falan filan. Bunların hepsi Kıbrıs ağzıyla battoz oldu. Yani gelişmesi gerekirken geriye gitti. Neden? İşte sürekli müdürler değişiyor. Orada oralarda şey yok. Yani liyakatla gelenler olmadığı için abuk subuk bir ortam çıkıyor. Yani ileri gideceğine geriye gidiyor kurumlar. İşte aynı şekilde az önce söylediğim bir otu temizleyemekten aciz kurumlarımız var maalesef. Sonra da hep beraber kaybediyoruz. Yani yapılması gereken çok iş var. Yani keşke şeye hiç gerek kalmasa yangın helikopterine, ama bu kadar yapılmayan işten en büyük elzem olan şeye geliyoruz. Yani olmazsa olmaz gibi yangın helikopteri. Aslında dünkü konuğumuz bir çevre bilimciydi. Sanki şey olarak algılıyorum ben, bizim çok iyi uzmanlarımız var, bizim çok iyi yetişmiş elemanlarımız var ama bunları bir noktada dinliyoruz ama çok da dikkate almıyoruz sanki. Yapılan uyarıları çok da dikkate almıyoruz gibi. Ki bazı yetkili kurumları da dikkate almadığımızı varsayarsak, mesela az önce sizin de söylediğiniz gibi bir şişenin yola atılması, ağaçlık alanlara atılması gibi. Bizdeki bu algının mı değişmesi gerekiyor? Yani şöyle de bir toplumsal sorunumuz olduğunu düşünüyorum ben. Üniversite mezun sayımıza bakarak çok kültürlü, çok okumuş bir toplum olduğumuzu söylüyoruz. Ama aslında çöpün yere atılacağını bilmeyecek kadar da kültürel ya da eğitimsel anlamda noksanlıklarımız olduğunu düşünüyorum. Kurumlara bile gitmeye gerek yok birçok konuda. Zaten ailede başlıyor. Kurumlar her şey böyledir. Toplumun yansımasıdır her yer. Medyası da, siyaseti de, kurumların da. Toplum neyse aslında kurumları da, siyaseti de, medyası da, her şey de odur. Dolayısıyla birazcık kendimize bakmamız lazım bence bu konularda. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Haftanın İyi genel bir değerlendirmesini yaptık sizinle. Çok sağ olun. Evet, kendisi hem okul arkadaşım, hem eski müdürüm, hem de meslektaşım olarak stüdyolarımızda. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aytuğ. Evet, bugünkü konuğumuz gazeteci sevgili Aytuğ bizlerle birlikteydi. Haftanın bir genel değerlendirmesini yaptık. Bayramdan tutarak yangınlara kadar. Yeniden yeni bir manşet artıyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.